أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم 20. söz. İki mühim suale karşı iki mühim cevabın ikinci suale cevap kısmı. Eğer desen şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki Kur'an'da sair hakaikle beraber medeniyet-i hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaretlerimiz vardır. Dünyevi ve uhrevi saadet-i beşere lazım olan her şey değeri nispetinde içinde bulunuyor. Güzel bir nokta vurguladık. Dünyevi ve uhrevi saadet-i beşere lazım olan hem dünyevi hem uhrevi her şey değeri nispetinde içinde bulunuyor. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor? Ta muannit kafirler dahi tasdike mecbur olsunlar, kalbimizde rahat olsun. Biz de tam anladık. Bu gaybı bilen tarafından gönderilmiş bir kitaptır diyelim, rahat edelim. El cevap, din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı âliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Şimdi burası önemli bir yer aslında. Benim anladığım. Ondan ışık mı geliyormuş? Sabah olduğunu hissediyorsun. Evet, elhamdülillah. Var. Burası ne? Gelin bir dikkat edelim de anlayalım. Yani din bir imtihandır. Din sanki yalnızca imtihanın sıkıntısı aklımıza geliyor musun? Teklifi ilahi bir tecrübedir. Yine öyle. Sanki Allah bilmediği bir şeyi öğrenecek. Yani burada prensip olarak iyi dikkat edelim bu imtihan, tecrübe kelimelerinde Allah'a bakan yönü yok bunun. Allah'ın bilmediği bir şey var da onu açığa çıkartmak istiyor. Açısından bakmayacağız. Bize bakan yönüyle bakacağız. Öyle bir şey olsa zaten şu kainatın yaratıcısıyla çelişir. Böyle bir anlayışla çelişir. Şu kainatı yaratan beni bilse ne olacak, bilmese ne olacak? Yani ne alakası var ki? Benim ne halimin ne olduğunu bilip bilmemesi, onu neden ilgilendirsin ki? Kainatın yaratıcısı. Gerçi beni yaratmış ama bu önemli bir olay olmaz ki. Yani onun bana böyle bir din teklifi vermesi, din ile beni mükellef tutması, böyle vahiy göndermesi, bana bir şeyler söylemesi, beni ilgilendiren tarafıyla düşünülmesi gereken bir konu. Niye Allah bizi, yani benim ne mal olduğumu, ne nasıl bir irademi hangi yönde kullanacağımı, nasıl bir insan olacağımı mı merak ediyor Allah da beni böyle bir imtihana koydu. Çok ters bir yaklaşım olduğu belli. Çelişkili bir yaklaşım olduğu belli. O zaman gerçekten benim açımdan bakmak lazım. Bu kelimelere.
neden Allah bizimle uğraşıyor, bu çok soruluyor. Neden bizi böyle bir imtihana tabi kıldı? Dünyada imtihan gibi bir şey olmasaydı. Yani imtihan ediliyor olmak bir başkası tarafından bu ya Allah da olsa adam ister imtihan eder, ister böyle yapar diye kendimizi kandırmayalım. Nefis bununla bir mana görmüyor. Bu bana ekstra bir olay, fazla bir olay, gereksiz bir olay ve benim burada bu gereksiz yere beni sıkıntıya sokuyor. Ne anlayacak Allah beni sıkıntıya sokmaktan ki? Tam cennete gidecekse ki ya Rabbi verseydiniz işimiz bitseydi olmaz mıydı? Gibi bir düşünceyle nefis itiraz ediyor. Ama mevcut imanımız var ya, yani makul olan, zaten nefsin de itiraz edemediği bir iman var ya, yanlış değil, mutlaka doğru. Yani bu kainatın bir yaratıcısı var ve bu yaratıcıyla öyle yani birebir karşılaşılmaz da ya. Yani sen böyle yaptın, ben böyle yaptım diye inatlaşmak gibi. Çünkü öyle bir büyük fark ki birisi yaratıcı, biri yaratık. Onun için ne yapalım, düştük bir hale kabul edelim der gibi bu sefer davranıyoruz. Çünkü itiraz edemiyoruz, inkar edemiyoruz yaratıcıyı. Fakat meseleyi de böyle beni yaratan Allah nasıl isterse öyle yaratır canım, şimdi ona ben akıl vermeye kalkacağım dediğinde doğru bu, yanlış değil. Ama bu dinin imtihan olması ve tecrübe olmasının benim açımdan ifade ettiği manayı anlamama engel oluyor. Bu söyleyiş, bu tarz, bu kabul şekli yanlış değil. Ama yaklaşım yanlış. Yani mesela biz, Rabbimiz bize bu dünyada bir şeyler araştıralım diye kabiliyet verdi, istidat verdi. Bize düşen bir görev var değil mi? Yani bir şey yapacağız, yapacağımızı daha iyi nasıl yapalım diye teşekkür ediyoruz. Biz desek ya kardeşim sen daha iyi yapıp falan ne yapacaksın? Kainatın yaratıcısı kurmuş bir düzen, ne araştırıp karıştırıp duruyorsun ki? Dese ilk bakışta doğru gibi geliyor. Ama benim vazifem açısından, bana verilen kabiliyetler açısından, bu kabiliyetlere ben ne yapacağım peki ya sorusunun cevabı açısından böyle bir cevap, yani Allah bildiğini yapar bırak kardeşim cevabı benim vazifemi yapmama engel oluyor. Gerçi söylediğim doğru, kainatı yaratanın yeni bir sanki düzeninde bir bozukluk, eksiklik vardı. Onu mu tamamlamaya çalışıyorum ben? Ne yapıyorum ki? Bırak olduğun yerde otur. Onu nereden anladı? Karıştırarak anladı ki bu mükemmel. Onun için doğru fakat yerinde değil. Yerinde değil. Yani benim vazifemi anlamam açısından cevap yerinde değil. Yani cevabın kelimesi doğru, cevabın sözleri kendi içinde doğru olmakla beraber problemi çözme bakımından engel. Problemi dediğim benim kendi meselem açısından olaya bakmama engellediği için. Hani çok mütevekkilane görünüyor. Çok Allah'a iman ediyor görünüyor. Yani iyi gibi görünüyor. Yani Allah her şeye kadirdir. İsterse her şeyi yapar. Hani birisi dedi ki bana ben acım. Efendim? Yani Allah'ın dediği olur. Cebriye'yi anlatıyor. Yani şimdi karnımız aç diyelim. Açlıktan kıvranıyoruz. Öyle diyelim. Elhamdülillah Rabbimiz bizi öyle hiç imtihana koymadı. Öyle diyelim. Allah'ın dediği olur kardeşim dese birisi. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Eğer ecelimiz gelmediyse bir yerden gönderir nimeti. Yedirir bize dese şöyle çok Allah'a tevekkül eden bir anlayışmış gibi geliyor değil mi? O zaman başka bir şeyleri de ağzına gelince kadar dersin. Ağzını da gelse. Yani o zaman edinmedi. Öbürü derse ağzına gelince dersin. Allah isterse girer. Yani Allah'ın kudreti her şeye yetmez mi dediği zaman şöyle imanı mükemmelmiş gibi geliyor. Siz de ya kardeşim bir şey yapmak lazım denir ya sen Allah'a itimat etmiyor musun aşağı der gibi şöyle çok bir iman varmış gibi geliyor. Buradan anlaşılıyor. Evet. Yani siz de değil mi? Fakirlere
O tabii. Onları zaten doyururdu diyor. Ben niye diyor yani. O da aynı mantık. Yanlışlığı oradan çıkıyor zaten. Yanlış yönetici vermiyor. Demek ki böyle dolu dolu Allah Allah diye konuşmak, dolu dolu Allah'a meselelere yüklemek ve Allah'a itimat ettiğini söylemek, o cümlelerin güçlü güçlü Allah'tan yana konuşuyor olması dinin anlaşılmasına da engel oluyor. Neden? Bizim vazifemi anlamama engel oluyor. Haşa. Ya veya şöyle diyelim, daire-i itikada çıkıp daire-i esbab hakkında hüküm veriyor. Şimdi Allah'ın kudreti sonsuz da beni imtihan edecek şekilde yarattığına göre ben ne yapacağım? Beni bilmediğinden, beni merak ettiğinden, yani benimle bir mücadelesi var da yani sen misin ben misin hadi bir görüşelim bakalım diye haşa ya, Yahudiler kimi Allah'la güreştirirler ya kim? Hangi peygamber? İshak Allah'la güreştirirler. İsmi sonra değişti ya. Esas onun ismi var. Hangi peygamber ki Allah'a? Neyse. İşte yendi. Bir şey aldı Allah'tan da ondan sonra ismi başka bir şey oldu. Davut mu oldu? Neydi? Kimdi o Allah Allah? Hangi peygamber için öyle bir masal uydururlar? Diye. Her neyse. Esas istediği sen nerede okumuştun? Unuttum. Yani demek ki insanlar doğru soruyu doğru yerde sormazlarsa, doğru cevabı doğru yerde kullanmazlarsa mitoloji uydurmak zorunda kalıyorlar. Yani bu cevap, bu tür yaklaşım, yani bu imtihan Allah açısından bakmak, Allah beni tecrübe ediyor dediğimde şöyle ve Allah'ın hani niye böyle bir şeye ihtiyacı var ki dediğimde Allah sonsuz ilmi var. Sonsuz kudreti ama var dediğimde. Yani. Evet. Bak yani. Doğru bakmak nasıl yani? Tabii yazacaksın. Biz kendi açımızdan bakacağız. Allah'ın sonsuz ilmi, sonsuz kudreti var. Benimle ne işi var dediğimde şöyle hani Allah'ın ilmi sonsuz diyorum değil mi? Yanlış mı bu? Allah'ın kudreti sonsuz diyorum. Yanlış mı? Doğru. Ya şu kâhnet yaratanın ilmi de kudreti de sonsuz. Her şeyi de biliyor. Bu doğru cevabı benim vazifemi anlama noktasında kullanmadığım zaman yanlış sonuç çıkartıyor. Kaderimizde zıplamıyorum. Madem biliyorum niye geldik. Evet. Aynı. Yanlış. Yani doğru cevabı yanlış yerde kullanmak. Yani öyle mantık hatası yaparlar insanlar, iç çelişkili sorarlar ya Allah işte kendisinin gibi bir ilah yaratamaz mı gibi bak bir şey gibi geliyor şöyle. Ya sonsuz kudreti var yaratır mı yaratır falan gibi. Bak kudretinin sonsuzluğunu kullanıyor ondan sonra kendisi gibi ilah yaratacak diyor. Yani yaratılan mahlusa ilah olmaz. Kendisindeki çelişkiyi çocuk defa Allah'ın kudreti sonsuz dedi ya orada bir doğru var gibi geliyor. Ya doğru ama bu cümle ama yanlış yerde kullandığı için o da yanlış olur. Sonuçta yanlış olur. Biz ona dikkat edeceğiz inşallah. Din bir imtihandır. Teklif-i ilahi bir tecrübedir bizim açımızdan. Bakacağız. Ben kendimin tecrübe ediliyor olduğumu bileceğim. Ben kendini imtihan ediliyor olduğumu bileceğim. Benim açımdan. Allah'ın bilmediği bir şey var da o açığa çıkacak değil. Yani demek ki söylenilen verilen örnekte de biz kainatı araştırarak Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu anlıyoruz. Aleykümselam. Kainatı araştırarak Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu anlıyoruz. Kainatı araştırmasaydık onun kudretinin sonsuz olduğunu nereden bilecektik ki? Onun hikmetinin sonsuz olduğunu nereden bilecektik ki? Demek ki kainatı araştırdıktan sonraki çıkardığımız hükmü Allah'ın kudreti sonsuzdur, onun hikmeti sonsuzdur hükmünü kainatı araştırmanın kendisi için kullandığında doğru bir cevabı yanlış yerde kullandım demektir. Gene Allah tanıma kısmı yani. Evet. İnsan kelimesinin... Bunu doğru cevabı yanlış yerde kullanma örneği olarak kullandım. Şimdi yine geleceğim, ben imtihan oluyorum.
Yani Allah'ın bilmediği bir şey ortaya çıkacak değil. Ben kendi vakamı göreceğim. Bakıyorum ben burada intihar oluyorum. Benim açımdan benim intihar oluyor olmam önemlidir. Benim tecrübe ediliyor olmam önemlidir. Benim açımdan. Benim açımdan da demek ne demek abi? Efendim? Yani imtihanın normalde o kelime niye nasıl kullanılır? Öğretmen öğrendiği imtihanı falan. Evet. Yani o kelime kullanılırsa yani bilmiyorum kelimeyi normal kullandığımız manadan çıkartıp. Hayır, normal kullandığımız manadaki anlayışımız yanlış. Öğretmen öğrencileri imtihan ederken öğretmenin bir derdi yok. Öğrencilerin ders çalışmasını sağlamak için imtihan ediyor. Öğretmen bilmiyorum ya şimdi ne yapacağım? Allah Allah şu çocukları bir imtihan edeyim de hangisi geçecek hangisi kalacak diye merakla çatlıyor da onun için imtihan ediyor değil. Öğrenci öğrenci olarak çalışması ve kemale ermesi, vazifesini yapması, mükemmelleşmesi için imtihan ediliyor olması şart. Ben imtihanı kendi kemalim için kullanacağım. Allah'ın ve de öğretmenin beni, benim hakkında bilgisi açısından imtihana baktığımda yanlış yaparım. Öğrenci şimdi işte o imtihanlara girerek kendi öğrendiğini test etmiş oluyor. Ben acaba bunu mesela ikinci sınıfa geçebilecek durumda mıyım? Konuyu ya da imtihana girmek suretiyle kendisi kemale eriyor, öğreniyor. İmtihan sistemi içerisinde öğrenme mekanizması çalışıyor. Öğrenciliğe bu yakışır. O da kendisinin ne olacağım diye ben bir imtihan olayım bakayım. Yani yarın güneş mi doğsun? Güneş doğmasın. Namaz kıldıracaktım da misalimle. Yarın bir güneş şafak atsın. Güneş doğmak üzere yani aydınlıklar olsun. Bakayım ben namaz kılacak mıyım, kılmayacak mıyım diye değil. Bu sistemin içerisinde ben kemale eriyorum. Namaz vakti gelince, sabah namazı vakti gelince kalkmayı kendime prensip edinmeliyim. Kalkamadığım zaman, kalkamıyorsam orada kendi açımdan gerileme oluyor. Kalkabiliyorsam kendim kemale eriyorum. Yani vazifemi yapmayı başarabiliyorum demektir. Ben imtihan oluyorum demek, ben kemale tabi tutuldum demek. Daha önceki bir derslerde buna dikkat edelim arkadaşlar. Biz imtihan oluyoruz veya tecrübe ediliyoruz diye aslında kendimizi cennete layık kılma. Hatta öğretim sisteminin örneğini de verdik de dedi ki diplomayı almaya layık kılmak için ben çalışıyorum. Yani kendimin kemali için çalışıyorum. Kendimi Rabbimi daha iyi tanıyabilecek hale getirmek için çalışıyorum. Bunu istiyor muyum, istemiyor muyum diye iki alternatif karşısında bırakılmışım. Yoksa Allah'a bakan yönüyle beni bilecek bilmeyecek değil. Ben daha yeni bir şey öğrenecek miyim, öğrenmeyecek miyim? Bana verilen istidatları açığa çıkartacak mıyım, çıkartmayacak mıyım? Onu ölümü bırakacağım. O benim açımdan önemli. Bende öğrenebilme kabiliyeti var. Bu kabiliyeti açığa çıkartacak mıyım, çıkartmayacak mıyım durumundayım ben, pozisyonundayım. İmtihan oluyorum demek benim kemale talip olup olmadığımın ortaya çıkmasıdır. Benim açımdan. Hadi bakın kemale gidecek misin? Daha mükemmel olmak için çalışacak mısın? Sana verilen emanetleri yerinde kullanacak mısın? O emanetlere sadakat gösteren birisi misin? Hain misin? Kendin açımdan imtihan oluyorum demek emanete sadakat gösterme kemalini elde etmek demek. İmtihan oluyorum demek. Yani yeni şeyler öğreniyorum. Daha doğrusu hatırlıyor musunuz daha önceki bir yerde? Biz bu dünyada cennete layık olmak için değil, cennetin saadetine daha çok mazhar olmak için, cennetin saadetine mazhar olmak için kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Biz sanki sınıfta kalacak mıyım, geçecek miyim diye düşünüyoruz. Diplomayı alacak mıyım, almayacak mıyım diye düşünüyoruz. Diplomayı almak demek, mesela hangi konuda olsun, bilgisayar mühendisliğinde.
Şimdi adam bilgisayar mühendisi diplomasını alacak mı almayacak mı demek, diplomayı aldı ya da almaz demek değil. İşte o diploma neyi ifade ediyorsa, hangi düzeydeyse, o bilgiye, o eğitime, o terakkiye sahip oldum mu, olmadım mı? Yani ben o bilgiyi elde eden, o bilgiyi kendisinde bulunduran birisi miyim, birisi haline geldim mi, gelmedim mi imtihan oluyorum. Benim açımda. Yoksa bana diploma verecek, vermeyecek değil. Kendimi oraya terakki ettirdim mi? İstidatlarımı oraya getirebildim mi? Onun için cennete layık olmak, olmamak meselesi, dikkat edin. Cennete mi gideceksin, cehenneme gideceksin? Hadi iki yol ayrımında durdun, ya oraya atacaklar, ya oraya atacaklar değil. Eğer biz burada, şu dünyada hep ubudiyetimizi, kulluğumuzu, gerçeğimizi, yaratılmışlık gerçeğimizi hep bilerek yaşayacak olursak, kabiliyetimiz öyle olur ki zaten cennete atsalar da yanmayız. Cehenneme atsalar da yanmayız. Cennetteyiz demektir. Yani bana diploma, haşa öyle bir şey yok da, ters olur da, mesela birisi çok güzel her şeyi öğrendi, biliyor, şu diplomayı almaya layık oldu. Çünkü o kapasitede var. Fakat diyelim ki yöneticiler buna gıcık gittiler. Türkiye'de çok olur böyle. Diplomayı vermezler sana. İşte şunun var, bunun var diye. İster versin diplomayı, ister vermesin. Sen onu bilen miyim insansın artık? Yani eğer biz istidadımızı burada Rabbimizi tanıyacak şekilde geliştirecek olursak, İsterse bizi cehenneme atsalar, haşa öyle bir şey olmaz, ters olur da, Allah için öyle, adaletine tam ters, kainatı yaratana ters olur, yanmazsın. Çünkü zaten onu bilen bir insansın, o kabiliyetini geliştirmiş birisin. Cehennem küfleri yakar. Cennete gidenler anlıyor, cennete de olsa gözü görmez, duymaz, neyse. Evet. Tersi de doğru. Tersi de. Bu dünyadan faydalandığı kadar belki faydalandık biraz daha iyi. Yalnız o küf. Yani küfü şöyle diyelim. Demir tamamen küf oldu düşünelim. Aşırı örnek düşünelim. Hiçbir demir tamamen küf olmaz inşallah da. İnsan tamamen %100 kafir. Çok nadir. Hep bir derecesinde kalır. 90, 80, 70, 60 neyse. Tamamen küf olmuş. Yani bir araba düşünün. Bütün demirleri küf olmuş. Ama bahçede evinin önünde araba olarak duruyor. Tamamen dökülmemiş. Neye yarar ki? Çalıştırmaya başladığından itibaren hiçbir kablolar çalışmaz. Hepsi. Yani scrap yard nedir? Çöplüğe atılmadı diye araba olmaz ki. Hurdalığa atılmadı diye. Hurdalığa atılmadı diye bu araba kurtuldu demek değil ki. Çürümüş her taraf. Veya her tarafı sağlam, mükemmel bir arabayı götürün hurdalığa koyun. Yine mükemmel bir arabadır. Hurdalığa gitti diye çürük denmez ki. Dikkat edin. Mesele cennete gitmek ya da cehenneme gitmek değildir. Cennete liyakat ya da cehenneme liyakat kazanmaktır. Benim açımdan olay önemlidir. Yoksa Allah'ın bilmediği bir şey var da ben bu adamı nereye koyacağım şimdi, nereden geldi başıma? Şunu bir imtihan edeyim de ondan sonra bir yerini çöplüğe mi göndereceğim, hurdalığa mı göndereceğim bunu, yoksa insanların evinin önüne mi koyduracağım, park ettireceğim, garaja park ettireceğim? Meselesi değil. Yani imtihan dediğimiz olan bilinmeyen bir şeyin bilinir hale gelmesi değil. İmtihan dediğimiz olay bizim kendi istidatlarımızı çürütmemiz ya da çürütmememiz olayıdır. Bizim açımızdan önemlidir. Cennete gitmek değil, cennetteki saadeti alabilecek, elde edebilecek liyakatı kazanmak için ben burada çalışıyorum. Yoksa bir bilinmezliğin bilinir hale gelmesi için değil. Bu nokta çok önemli. Yoksa hep böyle Allah ile kendi aramda, yani beni bu belanın içine nerede soktu der gibi ilişki kurarız bu dünyada. Ki o da Allah'a düşmanlığa dönüşüyor. İçin için ne böyle bir şey soktu? Başıma nereden geldi bu? Hiç şöyle otursaydık rahat rahat olmaz mıydı gibi. Yani
üniversitede okula kaydolmuş bir öğrencinin, tamam işte kaydoldun bitti ya, ne istiyorlar ki der gibi. Ya sen niye kaydoldun? Bir şeyler öğrendin için kaydoldun ya. Yani niye yaratıldın? Kendini geliştirmek için yaratıldın. E şimdi kendini geliştirmek nereden çıktı diye. Devamsızlığı olacak, imtihanı olmayan, devamsızlığı olmayan problem var dedi. Evet. Evet. Bir konu istedik. Evet. Kendin için. Evet evet. Kendin için. Yoksa okul idaresinin seninle bir derdi yok. Okul idaresi sana yardımcı olmak için öyle sistemler koymuş. Çünkü tek başına sen onu yapamıyorsun da ondan. Rahmeten, yani şöyle bir sonuca varalım mı? Rahmeten, hikmeten, şefkaten imtihan durumunda yaratılıyoruz. Yoksa bir yani kızgınlıktan bak böyle bir şey yapma sana gösteririm der gibi değil. Sen para veriyorsun insanlar para veriyor. Evet, evet, ben sanki. Evet, buyurun. Benim bana da hayatımın kısmını tanımlısı iki sürü bahsediyordu. Özellikle bir sorumluluk ortamlarda, mesela kredi kredi falan böyle, iki iş on kişi olduğu zaman. Diğerine bakıyorsun ya da kredi kredi olmaya gerek yok. Kalabalık bir. Bir insan var. O kadar yani çok akıllısı, çok seviyelisi, çok kültürlüsünden tutsa, çok aptallık bir şey anlayamayacak yani. Bakıyorsun etrafına, o kadar çeşitli ki. Ama kainattaki sır çok büyük ve sır çeşitsiz değil. Herkes onunla muhatap. Yani bu şeyi anlayamıyorum ben. Mesela o kadar yani konuşunca ben insanları anlıyorum. Çok farklı derinliklerde, çok farklı bakış açılarında. Böyle milyonlarca insan ve bazıları çok dezavantajlı, bazıları gerçekten daha avantajlı. O iki saatte muhatap olurken. Bu benim kafama her zaman takılan bir soru. Bir de ikinci olarak mesela okul önünde ya da bir annenin çocuğunu yetiştirirken ki sağlığında işte çeşitli cezalar, şeyler ve çocuğu eğitiyorsan ihtimali getirmek amacıyla. Ama sen burada mecbursun diye yani. Çünkü sen çok ayrıntı bir varlıksın. Ve onu bir noktadan bir noktaya getirmişsin. Belki metotları var. Ama Cenab-ı Allah'ın insanı böyle çok kâmil bir noktaya getirmesi için bu tür şeylerin de yani bu evlilerin sadece tutmasına gerek yok ki. Mesela o der, onu verir. Allah'ın açısından baktın. Doğru cevabı yanlış yerde kullandın. Kadın derdi başından beri böyle ki. Evet, bizi varsa buradan. Sorunuzun birinci bölümü. Ama bu iki soru birbirine çok ayrılamaz ki. Yani, sorunun birinci bölümünü çözelim mi? Eğer devam edin, bitirmediyseniz. Birinci bölümü bize göre bu adam Allah niye yarattı ki hiçbir şeyden anlamıyor gibi geliyoruz bize. Bizim ilgilerimize geliyor. Şunu bir anlayın, şu kain. Şunu ben öyle anlıyorum. Şu kainatın yaratıcısının sonsuz özellikleri var. Bir tek kabiliyeti yok. Yalnızca müzik değil, yalnızca resim değil, yalnızca bilmem ne sanatı değil. Yani sonsuz sayıda kabiliyeti var. İstidatları var. Evet. Ve her bir ismi, Esma-i İlahi desek, özetlesek olur mu? Allah'ın bir özelliği, kabiliyeti, yani ne yapabiliyor olduğunu bize gösteriyor ya, şunu da yapandır, şunu da yapandır, şunu da yapandır, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını sayıyoruz. Her bir sıfatının da tecellisinin sonsuz derecesi var. Biz mesela gidelim bir insan mahlukatın hepsine baktığımızda hepsi Allah'ın, yaratıcının bir
sıfatının, bir isminin bir noktada en mükemmel göstergesi oluyor. Ama dereceleri de sonsuz ya. Mesela güzel yaratıyor, sanat yaratıyor. Hepsinin sanatı farklı. Hepsinin sanatı farklı. Hepsi bir yerde en güzel örnek oluyor. İnsan insan olarak baktığında diyor ki solucan Allah niye yarattı ki? Veya bilmem hamam böceği deriz ya. Hamam böceği niye yarattı ki? Ya, sanki ben kendimle hamam böceğini kıyas ediyorum. Evet, sen hamam böceği değilsin. Bu çok doğru tespit. Yani bu doğru. Ama hamam böceğinin yaratılışında yaratıcının orada tecelli ettirdiği isminin hangi mertebede en mükemmel temsilciliğini yaptığını araştırırsan, böceklerin hayatını çalışan insanlara git bir sor. Bakayım onun hayatında ne muazzam hikmetli tanzimler var, düzenlemeler var. Ne şefkatli, hamam böceğinin yavrularını falan nasıl koruduğunu, baktığını, ne yapıyorlarsa. Nasıl yiyeceklerini temin ettiğini, onlara yiyecek tanzimi nasıl yapıldığını orada incelediğimiz zaman çok mükemmel bir tecelliyle karşı karşıya geliyor. Bize göre hamam böceği bizim ilgi alanımızda, bizim kabiliyetimizi geliştirme, bizim istidatlarımızda Rabbimizi tanıma alanında bize göre hamam böceği sanki bir işe yaramıyormuş gibi geliyor. Ne yapacak yani? İnsan değil, anlamıyor, şuurlu değil, niye var ki gibi geliyor. İnsanlar arasında da öyle. Biz zannediyoruz ki insanların bazılarının hiç istidadı yok. Yok, herkesin kendine göre bir yerde istidadı var ama kullanmış ama kullanmamış. Yani birisi dese ki bana nasıl hani diyelim ki çocuğu okuyor. Ne okuyor? Şöyle ilk defa çok lüzumsuz görünen bir hocayla konuşuyorduk da o şeye dedik ki ben antropoloji hocasıyım. Antropoloji okuyorum. Desem benim yani birisi peki bunlardan anlamayan birisi antropoloji okuyup da ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacaksın mühendis? Olacaksın bir şey mi yapacaksın? Yok hiçbir şey yok. Evet. Yani o kendi kafasında bir meslek kategorisi var ya, onun bildiği meslekler var. Ya bir adam inşaat mühendisi olur, ya makine mühendisi olur, değil mi? Ya doktor olur, ya baytar olur, bir şey olur. Yani antropoloji olunca anlamsız geliyor. Bunu okuyup da ne yapacaksın? Mesela çok insanda bu duygu gelişmediği için edebiyat okuyup da ne yapacaksın ki? Ne edebiyat okuyacaksın? Edebiyat karnını doyurmaz derler ya. Bak o şimdi eğitimi karnını doyurma açısından alıyor. Meslek edinme açısından alıyor. Sen onu anlatırsan ki ben edebiyat olunca iyi bir öğretmen olurum ve çok öğretmene ihtiyaç var, şu kadar da para veriyorlar. Hatta matematik öğretmeninden daha fazla para veriyor edebiyat öğretmenine dediğinde onun açısından hani meslek varmış, bir geliri oluyormuş, karın doyuruyormuş diye edebiyata evet der. Halbuki alakası yok. Onu bilmedi, kendi alanına girmediği için onun ilgi alanına giren esmanın tecellisi ne göre, ona göre o tecelliyle bakmadığı için bir başka isim tecelli ediyor halbuki esma edebiyat okuyanda. O bir başka ismin tecellileriyle o kişi terakki ediyor. Biz bilmediğimiz için bize ilgisiz gibi geliyor. Benim mesela, benim kafamda belli projeler var. O projelere göre ben şöyle bir iş yapıyorum, böyle bir iş yapıyorum. Ama bakıyorum bir yerde bir dilenci var. Zannediyorum ki dilenci oturmuş, hiçbir cahil, hiçbir şey yok gibi. Onun kafasında hiçbir proje yok zannediyorum. Hayır. O da hayatı için gerekli olan tüm projeleri kafasında bulunduruyor. Senin alanında değil ama. O da gerçekten kabiliyetlerini ya öldürüyor ya geliştiriyor dilenci olarak. Ya bir de şey meselesi var. Şimdi biz sanki mesela herkesin çıkması gereken yani tepe aynı. İşte birinin gücü Allah daha güçlü yaratmış, birinin zayıf yaratmış. Adaletsizlik var gibi geliyor da. Herkes kendi istidadına göre tırmanıyor. Birinde mesela 10 metre tırmanacak istidat vermiş Allah. Birine 100 metre tırmanacak istidat vermiş. 10 metre tırmanıyor, 10 metre tırmandığı zaman o İstidatını en mükemmel şekilde kullanmış oluyor. Diğer adam
20 metre tırmansa bunun iki katı ama o %20 oranında istidadını kullanıyor. Yani neredeyse az, çok az kullanıyor. İşte yani dolayısıyla şey değil. Herkes kendi istidadını kullanma açısından sorumlu yani. Ben, ne kadar istidad verilirse o kadar sorumlu. Sanki biz diyoruz ki kuş böyle bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor ya. Hani böyle duruyor, göle bakıyor, böyle çok tatlı oluyor. Böyle aynada fırlayıp gidiyor. Biz bunları tesadüfen koruyormuş. Yani kuş durdu kalktı gibi geliyor. Ama gir bakayım o dünyanın, o kuşun dünyasında. O orada bir oraya baktı, bir buraya baktı. Aynen fırlıyor işte gitti. Ya. Onun mutlaka gerekçesi var. Yani baktı, kokladı veya neyse kuşlar derinlerini gördü. Burada nimet yok dedi. Kendisinin istediğinin nerede olabileceğini araştırmak üzere karar verdi ve kalktı o oradan. Neyse mutlaka onun dünyasında o yaptığı hareketlerin hepsi anlamlı ama kuş olarak anlamlı. Yani insanların da kendi alanlarında anlamlıdır yaptığı işler. Tanımayı böyle getiriyor ya, kediler tanıdıkça anlasın ki hepsini yani, anlamlı yapıyor. Diyor, gidiyor. Kaçıyor, yabancı bir yerde zaman zaman ayrılmış bir şey. Hı hı. Ama ya, hayvan orada. Yani, oradan oraya, ama normalde sen kendi yerine gitmiş. Evet, evet. Ya, mesela bir arkadaşın evine gitmiştik. Dedim ki, biz içeriye girdik. Benim kedim var, kedim var. Kedi yok. Evde gidiyor. Meğer kedi, karakter artık utangaç bir kedi. Misafir gelince ta yatak odasında yatak ranza türü yüksek. En altında en dip köşeye girip böyle saklanıyormuş. O kişi gidince çıkıyor. Hakikaten yani ben de biraz da merak etmiştim. Çok çok kendine bahsediyordu. Hakikaten gittik bak ve ta ranzada en dibinde böyle tutmuş duruyor. Karakter. O da orada bilerek duruyor, bilerek yapıyor kendisi. Yani nasıl siz bir şey bir yerde saklanma ihtiyacı hissedebilirsiniz ya, o da onun gibi. Yani tesadüfen oluyor bir şey, bir olay yok kainatta. Yani ben ne yapacağım? Bazen bakıyor insan, bu kadar insanın ne işi var lan, bu kadar insan ne yapıyor? Bunlar inanmıyorlar falan diye. Herkesin problemi var. Herkesin problemi var. İnanayım mı, inanma. Ya yani inanıp inanmamak ne? Ben o kelimeyi biraz... Evet, hani iman kelimesi çok güzel de, doğru da, başka kullanılıyor. Biraz gerçek manasını kaybederek kullanılıyor. Ben inandım Müslüman, hani hep ben çok kafama takılıyordu. İnanıp inanmamak meselesi, bir yerde ne derler, kimlik kartı almak değildir. Yani kimlik kartı aldım, öğrenci belgesi almak değildir. İnanıp inanmamak meselesini sürekli işlem halinde düşünün. Yani şu anda öğrenci belgesi aldım, kurtuldum diye. Öğrenci belgesi aldım, tamam, güzel. Öğrencilik alanına girdim. Şimdi artık onun gereğinin ne kadar yapıp yapmadığım meselesidir. Yani öğrenci belgesi almayanı zaten hiç yapmıyor da, aldıktan sonra devamlı yapıp devam, okula devamı, eğitimini bilme yapılması gereken bir öğrenciden beklenen neyse onları yapıp yapmamak meselesidir. Biz bakıyoruz bazı insanlara, bunlar inanmıyorlar falan, niye yaratıldı gibi geliyor. Halbuki o her an inanıp inanmama, yani yaratılmışlık gerçeğine razı olup olmama ile her an imtihan oluyor. Yani onunla baş başa. Öyle diyelim. İmtihanını birisi imtihan ediyor diye görmek derse, yaratılmışlığını, var edilmişliğini kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Ediyor muyum, etmiyor muyum? Ediyor muyum, etmiyor muyum? Ettiği zaman huzur, etmediği zaman sıkıntıların toplamıdır hayat. Birisi bir tane artı, eksi deyin isterseniz buna. Bunun toplamıdır hayat. Yoksa bir anlık olay değildir inanıp inanmama. Evet, bir mail gösteririz, o maile göre kaydoluruz ya da kaydolmayız. Ama her an yaşanan bir olaydır. Bir defa vuku bulan bir olay değil. Bu Allah bunu niye yarattı diyorsun? Bakıyorsun,
şu güne kadar şu kadar din düşmanlığıyla meşhur bir adam bir dakikadan bir saatten sonra başka bir kimlikle karşımıza çıkabilir. Demek ki sen bu kişiyi niye yarattın? Ne biliyorsun ki? Belki 10 yıl sonra o kişi bu tecrübelerle şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şu doğru, bu doğru. Bunun sonucunda bir yere gelecek. Bilmiyoruz ki. Baktığımız tabloda insanlara bakıp Allah bunları niye yarattı demeyeceğiz sonuç olarak. Ben kendimin daima yaratılmışlığımın, yapılmışlığımın gerçeği karşısında hangi tavrı takınıyorum ona bakacağım. Bak insan iyi dikkat et. Sır tek değil. Sır çeşitlidir. Çok. Sonsuz. Herkes o sıra muhatap olabilecek bir istidattadır. Şimdi o istidat meselesinde diyelim birisi kendi daha ufak istidatını tam kullanıyor. Ama sen hani cennete liyakat kazanma meselesi var ya, burada ne kadar kavga ettiğiniz inkişaf etmiş. O daha küçük bir istidat verilmiş adam sonuçta hiçbir zaman diğer adamın da, yani iki kişi aynı anda full kullanmış olsun o istidatlarını. Daha küçük istidat verilmiş insan aslında. Öyle bir şey. Dar, daha az hızlı matematik çözebilir veya zekayla falan bir şey yok ki bu kalp açıklığıyla ilgili. Yaratılışını yani kabul etti. Görebilme ile ilgili. O istat farkı ne o zaman? Yani hangi isim ne kadar muhatap olabilir? O isimler yoksa ne kadar matematik çözebilir? Hayır tamam işte o ismi daha az muhatap olma daha az bir istat gösteriyor. Öyle bir istat yok. İstat 20 yıldır, 20 yıldır diyor. Her şey İstidadı kurdu. O etmaniye muhatap olmak. Orada sadece niyetle. Adam sana anlatamayabilir. İzah edemeyebilir. Birisi çok izah etme, beyan etme kabiliyeti var. Birisi çok yazma. Duygular. O bürü belki duygulara daha fazla yaşıyor. İfade edemiyor. İfade edememesi o kişi öyle yaşamıyor anlamda. İfade etmeyebilir de. Şimdi istidat farkını anlamadım ben o zaman. İstidat farkını yani. İstidat farkı diyor ki işte burada şartlara göre, niyetlere göre, menillere göre değişik isimlere muhatap oluyoruz. Muhatap oluyoruz. Ya, ne derler? Yöneltiyoruz kabiliyetlerimizi. Onun için üstad için sabit, bir yerde var gibi, bir yerde yok gibi, iyi anlamak lazım. Sabit bir ismi azam yoktur. Her bir ismin azamın mertebesi vardır. Siz hangi isminin azam mertebesine çıktıysanız, o isim sizin için ismi azamdır. Bu çok önemli bir konu. Yani sen hangi alanda imtihan oluyorsan, yani bir ilkokul birdeki bir çocuğa ödev verdi öğretmen. Dedi ki şöyle yan çizgiden bir sayfa yapıp geleceksin. Ne yaptı, yapmadı işte orada imtihan oluyor. Ve efendim birisi diyelim doktora qualification imtihanlarına giriyor. Doğru oraya imtihan oluyor. Yani yaptı yapmadı. Yani. Hangi alan? Nerede? Çok insan hiç şey anlatamıyorsunuz. Kafası hiç basmıyorsunuz. Ama yani şefkat derdiğinin nerede yani? Diye güzellikse falan insan yani kan diye şefkati diyor bilmiyorum falan. İnsan aptal olabilir yani. Kafası basmayabilir. Hiç bir konuda. Ama çok isimlere muhatıptır. Yani insaniyeti açılmıştır orada. İnsandır yani. Diyorsun yani orada. Yani insan. Yani çoğu inanmıyor ama cin şeytan gibi. Şeytan da adam. Olabilir olmayabilir. Her şey aynı. Biz zekayla karıştırıyorum olabilir mi? Yani. Buradaki istimdar orada değil yani. Ama belki birisi belki matematiği çözebilen birisi belki Monaz'ın ismini bir yönlerini görebilir, öbürünü göremez. Ama diyemeyiz. Aynı şekilde değil. Çünkü Monaz'ın ismi ve güzel, cemil ismi, yani matematikte de bir cemillik var, bir güzellik var. Ama öbürü matematikte görmüyor, sayılarda görmüyor. Fakat renklerde görüyor, seslerde görüyor, ahlakta, sınırlarda görüyor. Hazlarda görüyor derken, hani bilemeyiz orada o Munazim ismini ya da Cemil ismini muhatap olmuyor anlamına değil.
Çünkü Munasan ismi de yani Cemil ismi çok değişik alanlarda muhatap oluyor. Mesela birisi kelimeleri değişik değişik düzerek orada Munasan düzenini isimler. Şimdi şiir söyleyerek, öbürü de şiir söyleyemez. Ama başka bir yer. O kafası çalışmayan adamlar zaten şefkat sanıyor ki. Şimdi diyelim o hiç kafası çalışmıyor, zekası yok. Ama çok büyük Allah'ın işte mesela Rahman'ın Rahim'in tecelli ettirecek şekilde yaratılmışsa o adam onu tecelli ettirmez ama imtihanı kaybetmiş olur. Ha, evet. Herkes kendi alanında imtihan oluyor. Niyetiyle evet. Onu nasıl kullanılıyor? Kendi adına mı kullanılıyor? Peki o cennette gidince mesela hani burası sesinden ne kadar diyelim tanırsan cennette o kadar. Sanki faydalanıyorsun gibi sanki cennette. Şimdi o zaman bu arada farklılığı oluşturmuyor mu? Mesela birisinin daha fazla etkisi. Allah'ın etkisi o kadar fazla ki. Ya fazla da sonuçta orada farklılıklar oluşmuyor mu? Yani sonuçta bir insana mesela diyelim verilen istidat 3 isme azam derece mi? Yani biz o verilen verilen istidat dedik mi yanlış söyledik o. Çünkü bir isim istedam atıyorum bir yerde hatırlamıyorum nerede de. Diyor ki mesela bir isim mesela Cemil ismi diyelim. Cemil ismi şiirde olabilir. Anlamda olabilir, seste olabilir, matematik formülünü çizerek de cennetlik isimli var. Manzarada var, renklerde var, seslerde, ahenkli seslerde var. Çok çok değişik ve hepsi cennetlik isim. Herkes cennetlik ismine muhatap olabilme kabiliyeti var. Ama herkes matematik formülünü çizerek cennetlik ismini görmek zorunda değil. Veya herkes şiir söyleyerek, birisi şiir söyleyerek, birisi şiir duyarak. Kimi de şiirden hiç hoşlanmıyor. Bize ne güzellik söylüyorlar orada diyor. Kimin yemek, yani öyle yemeğini hiç söylemeyen insanlar var yani. Aramızda yok da. Çok nadir ben gördüm ama yani şey, yemeği sevmiyorum. Yani, İşkence geliyor. Yani ekmek, basra, onun için hepsi ailesi zaten az yiyor öyle. Evet. Yani orada onun alanı şimdi mahrum oldu değil mi? Onun mutlaka bir güzel gözlü gördük şeyler var ve demin içine muhatap oluyor. Ve diyemeyiz ki ooo çok şeyler kaybetti. Bunun güzelliğinin tadını almıyor. Gözüyle belki lezzet alıyor. Kulağıyla lezzet alıyor, kalbiyle lezzet alıyor. Ama lezzet alma sonuçta aynı. Ama mesela matematikteki azam mertebeden diyelim muhatap olmayla şiirdeki muhatap olma aynı mı yani? O isim tecelli. İsim aynı. İsim aynı. Alanı farklı. Sen? Alanı farklı. Şey anlatsın tabii şimdi. Aynı oranda tanınmış oluyor yani. Şiir formüllerini de çözdü. Ama her ismin azamı mertebesine ulaştı. İlla ki o alanda ulaşması gerekiyor. Hepsi ise bir tat da güzel olur, bir renk de güzel olur, bir mana da güzel olur, bir ses de güzel olur. İlla ki herkes hepsinin bütün çeşitleri görmesi gerekir. Derecesi önemli. Çünkü o isim, insan yani anlıyor, bu aynı isim aynı derecede. Önemli bir konu. Mesela sadece kabiliyetler bir faydalıklar değil ki kabiliyetleri de istirahatları da belki işte yaşadığın ortamlar, sosyal ortamlar, ekonomik ortamlar geliştiriyorsun ve üniversiteye getiriyorsun. Mesela biz bir böyle böyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama ayrıca ben şans, benim kafamı çok karıştıran bu. Mesela o kalabalıklarda görüyorsun, gerçi sokak çocuğu da var. Çeşitli festivalleri oluyormuş. Çok küçük yaştan beri çok kötü şeyler değişmiş. Tam iktidardan mutabiliyeti nasıl gelişecekse bu tür sözlerle muhatap olacak. Bu onun için mesela lüks gibi geliyor. Yani o zaten hayatını kurtarmak, gönlünü kurtarmak, sürekli gelir getirmek ve şeyden belki o cennet ismini muhatap olmak, bir şeyden Cenab-ı Allah'ın isimlerini görmek, onları çıkarmak. Bunlar böyle sanki böyle belli bir eğitime sahip tutuyorsun. İstizatların gelişiyor. Ve böyle kainatı görüyorsun, misalara görüyorsun.
Anlatabiliyor muyum? Yani reklamlar da çok farklı, insanların yaşadıkları çok farklı, sadece tarz geçtiği değil. Ve bunlar bir insanla muhatap oluyorlar. Veya terakki imkanına sahip oluyor. Kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Biz bak bu hakikatlara biz mazhar olduk de, efendim biz ayrıcalıklıyız falan diye. Aynı şeyden istemiyorum. Tek tek. Yani tanıttırabilir. Çok güzel şeyler anlayabilir. Yani onun çoğunlukla işte çok uyuşturucu madde bağımlısı oluyorlar. Ya işte bagi falan topluyorlar. Ölü terakki eden var mıdır ama ölü insanlar da var. Yani onların içinden o çok darlığı, çok yokluğu çekipse yani kendini böyle şey yapıp hani, çok iyi yerlere gideceğim, çok iyi bir insan olacağım. Yani, o rüzgarı çok iyi şekilde kullanıp anlayan insanlar da var. Yani sadece temizlik, altan sporu, niyete bağlı. Tabi Kur'an okuyup da... bizim gibi olmuyor yani böyle rahat etken. Yani nasıl sanki 10 yıl cinsel okumuş gibi sokakta yetişenler insanla konuşan bir oğlu küçük bir çocuk geçen ayar Türkiye'de şey yapıyor, tartışımız yapıyor. Ama o kadar küçük yani 8 yaşında falan ama gördüğünüz 5 yaşında rahatsız çocuk olarak. Küçücük bir şey, biz merak ettik. Farklı çocuk, işte Almanlar, Yemenler. Yani bizim çocuklar böyle kafaları top oynayalım, işte şey yapalım falan. Çocuk oturdu bunların yanında, o kadar yüksekli demişiyor ki. Diyorsun ki sanki çocuk bir yönde risalemi okumuş, öyle konuşuyor, küçücük bir çocuk. Dediler ki gel top oynamak ister misiniz de? Ya top oynamak ne demek ya dedi. Ben dedi böyle bir saniye ortada alacak mı kapatacağım diye derdim bana. Bunlar top oynamaktan ne anlıyor ya dedi. Böyle çocuklar, yani top oynayalım diyen çocuk da 15 yaşında. Böyle kaldı. Teyze ya bu nasıl bir çocuk ya? Böyle neler söylüyor bu bize ya falan diye böyle kaldı çocuklar. Yani böyle insanlar da var. Çok fakir bir ailenin çocuğu. Babası şey içki müptelası. Böyle hiç çalışmıyor etmiyor. Ama çocuk artık annem diyor annesini anlatıyor. Hep annem diyor o kadar şeydir ki diyor. İşte o kadar yani bize böyle öyle şeyler öğretir ki diyor. Eminim o da yani eğitimsiz bir kadın. Ama yani onun öğrendiği ihtiyacı ve çözdüğü şeyler o çocuğu o hale gitti mesela çocuğun da tercihiyle. Peki çocuğun bir tanesi ve diyor ki ben kirayı şey yapmak için, çıkarmak için her gün okuldan sonra partilerde gelip küçük bir tartışı var okulda şey yapmaya çalışıyor. Ayrıca fazla para vermeye çalışıyorsun almıyor. Ben ona hak etmedim diyor. Bu iş diyor işte 250 milyon ama 250 milyon. 1 milyon vermeye çalışıyorsun almıyor. O helal olmaz diyor. Yani nasıl oluyor çünkü öyle şey? Yani büyük büyük fabrikaların iş yerlerinin sahibi ile kıyas ettiğinde kim daha çok ferasetli desen herhalde çocuk da açık ferasetli. Binlerce dolar falan eğitireceğim diye. Diyorsun ki ne büyük şartların ihtiyacı sahip ama değil. O çok su var ama şey almıyor. Sünger almıyor. Bu çok az, damla damla ama hepsini sonuna kadar. Yok, herkes adaletli imtihan oluyor. Senin dediğin yine de yani hani İslamiyet'e bir şey duyuyor. Yalanla ben şey gördüm, bilmiyorum. Ha yani en azından bir yerde, yine de helal yapamak gibi bir yer. Tamamen de yani burada birisi öyle sokaklarda büyümüş gibi. Ve konuşuyoruz sanki 20 sene bekliyor. Çünkü o hissetten sadece bunu da yedirmiş değil. Her tarafta var yani. Ya insanın içinde var işte potansiyelinde var ya. Evet. İşte o ayrı fark. Tabii. Herkes kendisine baksana. Herkes kendi varlığına baksana.
burada yani hayatta yaşayamayanlar, göremeyenler için aslında hem diyeceksin kafası basmayan için artık böyledir. Yani artık bu şey anlamadın mı daha? Yazık yazayım. Yazı yazayım ben. Sonra biz elimizde dini bir kitap var, dini bir kuruma girdik diye imtihanımız bitti zannetmeyelim. Kolaydı, evet. Değişti. Çünkü onu yaşadık. Evet. Bilgimiz var. O an o şeyin anlamına gelmiyor. Bunu Müslümanlar içerisinde söylemek çok zor, insana ağır geliyor da adam başka bir din mensubu fakat kendisinin mensubu olduğu dinden başka bir dinin gerçeğini gördüğü zaman kuduruyor. Aa, madem burada daha başka bir gerçek gördün, madem gerçek için o dinin içindeydi, niye onu tercih etmiyorsun ya? İnkar etmek için, reddetmek için, karalamak için nasıl çalışıyor? Kendisi orada, bakın demek ki dinin içindeyim diye kurtulmuş değil. Yani tarihe baktığımızda İslamiyet yayılmasın diye güya bize göre zahirde samimi Hristiyan gibi görünenler İslamiyet duyulmasın diye bütün varlıklarını feda etmişler. Ve iftira. Evet. Yani bilerek iftira ediyor. Bilerek biliyor öyle olmadığını. Şöyle yaparsan diyor bu adamın yeri verir. Herkes biliyor. Yok, bu adam dine mazhar oldu diye. Kurtuldu falan zannetmeyin. Yok. Herkes imtihan oluyor. Herkes artı ile eksi arasındaki tercihinde, hayırla şer arasındaki, doğru ile yanlış arasındaki tercihinde bulunduğu yerde imtihan oluyor. Aynı şeyi İslam'ın içine getirin. Adam Müslümanım, Müslümanım diye bağırıyor. Değil mi? Risale'den bir hakikat durduğu zaman niye kuduruyor ya? Sizin bu imtihan plastik insan gibi gözüküyor yanınızda insanken. Evet, yani o ikisi kendi içinde ya terakki ediyor ya tedenni ediyor. Elinde Kur'an'la düşmanlık yapıyor. Kur'an'ı çıkartıyor ta ki bir başka, mesela onun istediği bir kalıp var. Onlar işte resmi, modern, bilmem ne kalıbı var. O kalıba uymayan bir hakikat anlatıldığı zaman ona nasıl tepki veriyor? Görmüyor musunuz? Alem-i İslam'da görmüyor musun? Kendi kalıbına kendisi bir modern dünya çizmiş, bilmem ne çizmiş, kendi dünyasında veya bir sistemi var, politik sistemi var, ekonomik sistemi var, o kalıbın içerisinde bir din anlıyor. Siz o kalıba uymayan bir din ile muhatap olsanız o kişiye nasıl düşmanlık yapıyorsun Allah için mi? Yani sen Müslüman düşmandan niye düşman ki? Hani Allah için de, hani onlar da dindardılar. Ama canım diyorlar, yani çağdaş olalım falan diyorlar. Dikkat edin, dikkat edin. Yani bir kişi eline Kur'an'ı almadı diye kaybetti, aldı diye kazandı garantisi yok. İyi dikkat, hepimiz her an gerçeğimizin, yaratılmışlığımızın farkına vararak yapacağımız tercihlerde olumlu mu, olumsuz mu davrandık, gerçeğe uygun mu değil miydi diye terakki ediyoruz ya da etmiyoruz. Çürütüyoruz. Yani kabiliyetlerimizi ya geliştiriyoruz hakikat anlamada ya öldürüyoruz. Ve bu devamlı olan bir işlemdir. Yani ona şimdi süreçtir diyorlar. İman ve iman ile yaşamak devamlı olan bir süreçtir. Bir süreçtir. Bilgiyle kimlik kartıyla ilgisi yok. Herkes kendi vazifemizi. Biliyoruz ki hepimiz bir yerde imtihan oluyoruz. Elimizde Risale var, imtihan oluyoruz. Kur'an var, imtihan oluyoruz. İmtihan oluyoruz, yani Bülent'in demin dediği yanlış kullanıyor, Allah bizi imtihan ediyor falan değil. Yani ben burada elimde Kur'an var, bitti değil. Hakikata, yani benim kendi gerçeğime teslim oldu mu yaratılmışlığıma, abid oluşuma, ben bir kulum, bu gerçeğe teslim oldum mu olmadım mı? Ama ben bir kulum deyip, benim dediğim olacak dediğim zaman, öyle kul olur mu benim dediğim olacak diye. O çelişkiyi yaşıyoruz.
yaşama ihtimalimiz var. Onun için hemen her okula gelen mutlaka öğrenci değil. Bakıyorsunuz adam inşaat tamircisi okula gelmiş. Tamir ediyor bir yer, muslukçu, okula, boyacı okula gelmiş. Yani okuldadır diye eğitim görüyor zannetmiyor. Veya adam öğretmezdir diye eğitim görüyor zannetmiyor. Ünaniyetini takdim için geliyor. Kendini empoze etmek için geliyor. Maaşını almak için geliyor. Bilmem ne falan. Yani her okulda bulunan kurtuldu demek, eğitim aldı demek değil. Şu istatlar şimdi mesela bakarsanız tam anlıyor musun? Ya mesela diyelim normal bir adam, ya normal bir adamla mesela bir üstad aynı şekilde anlayabilir diyoruz değil mi? Onun hiçbir farklı bir şey yok yani. Yaratılışta Allah insan, öyle diyelim ki yaratan bize bütün esmayı öğret. Onun üzerinde durdu ya burada. Alleme Ademel esmae kullaha. Biz de dedim madem biz Hazreti Adem'in varisi istidadıyız dedi. Potansiyel olarak herkesi Allah yaratıcı, özüki yaratan yaratıcımız hepimizi potansiyel olarak bir hakikati anlamaya yemin ama hakikatin ikinci insan şenden bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstahiktir. Lakin iktidarı cüzdi, iktidarı müstahil, arzulara mütefavit olduğu halde binler perdeler benzerler içinde hakikatleri tekrar edilir. Önemli olan bu. Binler perdeler berzahlar içinde bak biz burada imtihan dediğimiz olay bu. O perdeler içinde. Hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Yani tahmin ettik her şey gözüküyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Ama bunlar bazıların kabiliyeti devam ediyor. Bazı erken imanın inkişafına menşe olamıyor. Fakat arzular da mütevazı farklı farklı olduğu için. Yani sonuçta herkes arzusuna göre bir yere meylediyor. Yani herkes serbest. Potansiyel olarak hepimiz Rabbimizi en mükemmel şekilde tanıyacak kabiliyette yaratılmış. Çok şeyler öğrenebildik ama öğrenmedik. Gayret etmedik mesela. Yani dünyevi şeyler. Çünkü onu öğrendiğimiz zaman değişik belki bir isim ilahi değişik perspektiften bakabilirdik. Ama öyle bir şey yapmadık. Yapmadık da. Diğer şey hepsidir. Belli bir şekilde bakmayı. Son bir kabiliyetimiz. Sonsuz. Önemli olan burada kimin nasıl, hangi şartlarda olduğu değil de imtihan ve tecrübeyi ben kendim için düşüneceğim. Kendi terakkim için düşüneceğim. Yoksa bir yerde test ediliyorum diye değil. Ben terakkiyi tercih ettim yani kabiliyet bana bir kabiliyet verildi. O verilen kabiliyeti vericisini tanımak için mi kullandım? Yoksa kendi adıma mı kullanıyor? Bir de imtihanlar insanları eğitmek için ve tekamül etmek için. Yoksa sınıfta birileri sınıfta bırakılacak. Ne olacak bu insanlara? Öyle değil ki Allah zaten bana bunlar hemeti, bu adalet hissi o verdi. O benden, o neden verdi? Ta ki o merhameti ve adaleti olduğunu anlayın. Yoksa onun yargılayın diye değil. Onlar da imtihan dediğimiz zaman İmtihanın onlar da terbiye ediliyor. Onlar da tekemmül ediliyor. Herkes kendi çapında. Buradaki istidat muhtelif dediği ne yani? Bir ara dikkat ettiniz. Burası çok önemli, bu çok önemli diye işaret edeceğiz ama ders yaparken hakaik-i nisbiye meselesi var. Ama onu çok dönüp dolaşıp onu dikkate almak lazım. Tekrar gündeme getirip tekrar bir daha bak hakaik-i nisbiye dünyasındayız. Hakaik-i nisbiye, hakaik-i hakikat. Hakaik-i hakikiyeyi anlamak için. Hakiki neydi hakaik-i hakikiyeyi? Cenab-ı Hak.
Hak. Yani Allah'ın isimlerinin. Bütün esmanın en hak olan gerçeği. Onu anlamak, bu dünya hakaiki nisbiye dünyasıdır. Kötü değildir hakaiki nisbiye. İçinde hakaiki hakikiyeyi anlayabilecek şekildeyiz. Bunun tekrar tekrar gündeme gelip dikkat edilmesi lazım. Evet. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe, pardon yukarıya bir cümle yukarıda. El cevap, din bir imtihandır. Çok dikkat etmemiz lazım bu cümlelere. İyi dikkat etmemiz lazım. Din bir imtihandır. Yer mi alıyorsun? O zaman hakaiki nisbiyenin anlaşılması için yine bir yer varmış. Söyleyeyim. Oraya daha dikkatle bakmak gerekiyordu. Hilmi Hanım'ın okuduğu yerle 24. sözdeki 29. cümle söz. Oh. İkinci maksat, dördüncü esas, üçüncü mesele. Dördüncü esas, ikinci mesele. Yani sonlarına doğru dördüncü meseleyle 29. söz bitiyor. Bu sefer 239. Pardon, doğru okudum, evet. 239. Hakaiki nisbiyenin. Çok güzel hakikatler. Allah kadere bak nasip et. Çok çok güzel hakikatler var. Anlayıp kalbimiz tatmin oluyor. Din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı aliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Kendi açımızdan düşünün. Ben buradayım diye düşünün. Ben buradayım. Yaratıcı beni böyle yapıyor değil. Ben buradayım diye düşünün. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Böyle de bu dar-ı imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır. İptila, beliyye. Ve bir müsabakaya sevktir ki, müptela oldu denir ya, bu böyle belaya, biz belayı kötü anlamda kullandığımız için ve Türkçe de tutmuyor. Belaya, yani imtihan da size öğretmen bir soru sorarsa işte o. Ben bu soruyla karşılaştım demek. Yani mutlaka kötü anlamında değil. Güzel bir cevap verirsen güzel bir puan alırsın. Yeter ki hazır ol. Ve bir müsabakaya sevktir ki istidad-ı beşer madeninde olan cevahiri aliye ile mevat-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Ben bunu yapacağım. Ve doğru söyleme kabiliyetim var. Yanlış söyleme ihtimalinin de yolu açık benim için. Hangisini seçeceğim? Ben ona bakacağım. Burada açılıyor. Cevahir-i aliye ile mevat-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Zaten Kur'an'ın özü la ilahe illallah. La ilahe illallah da o demek. Mevat-ı süfliye la ilahe ile reddediliyor. Cevahir-i aliye illallah ile celbediliyor. O kadar. Biz la ilahe illallah demek suretiyle hep bu artı eksi içerisinde tercih yaparak hayatımızı yaşayıp gidiyoruz. İmtihanımızı ya da tekamülümüzü gerçekleştiriyoruz. Şimdi onu söyleyecek. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe suretinde bir müsabaka meydanında
beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Daha sanki biz bu imtihanı zaten oluyoruz da, Kur'an olmasa da iyi ya da kötüyü seçmek için zaten imtihan oluyorduk. Ama Kur'an bize kemal için, daha çok mükemmelleşmemiz için yardımcı olmak üzere gönderildi. Yoksa Kur'an bizim başımıza bir Türkçe tabirle belli olsun diye değil. Din bir imtihandır. Yani din bir tekemmül vesilesidir. Din bir terakki vesilesidir. Kur'an bir tekemmül vesilesidir. Bize bir kötülük olsun, yani kötülüğümüz de ortaya çıksın diye değil. Kemalimize yardımcı olmak için, rehber olmak için gelmiştir. Din bir imtihandır tabirini, din bir tekemmül vesilesidir diye almak lazım. Ama biz kullanmazsak kendimizi mahrum ederiz. Orada biz zarar ederiz, biz geri kalırız. Kullanan kazanır, kullanmayan kazancından kaybeder. Yoksa Kur'an geldi de başımıza bela oldu değil. İyi anlamamız lazım. Yani problemli olduğum ve içimde hep böyle bu bizim şimdiye kadarki anlayışlarımız hep problemli gibi geliyor içimde. Problemli olduğu için rahat bir şekilde şu dünyada imtihan dünyasında huzur bulmuyoruz. Yani okula gidiyoruz, öğretmeni dinlerken iyi. Ya uyuyabiliyoruz da falan. İmtihan olduğu gün tedirginlik başlıyor, karın sancıları başlıyor, baş ağrıları başlıyor, hastalıklar başlıyor, gerilim başlıyor. Halbuki gerçek bizim o, gerçek imtihanımız, hiç o imtihanın olmadığını zannettiğimiz gün, okula gittiğimizde öğretmenimize anlattıklarını dinlerken, dikkate alırken, öğrenirken, ciddiye alıp almamazken yaşıyorduk. Öbür bizim imtihan dediğimiz soru sorulup cevap verme olayı, bunun sonucudur. Esas imtihan Mers'teki oturuşumuzdaydı. Ve onun için biz bu dünyada şöyle önümüze bir kağıt kalem geliyor da imtihan olmuyoruz. Derste otururken dinledin mi dinlemedin mi imtihan olur. Kur'an bak. Ahiretteki gibi sanki. O burada öyle bir şey yok gözüküyor. Yani burada öyle bir şey olmayınca ben ona değil. Ben konsantre olacağım. Okula kaydoldum. Şimdi okula kaydolduktan sonra gidiyor muyum, gitmiyor muyum? Ha, okula gidiyorum. Gittikten sonra dinliyor muyum, dinlemiyor muyum? Dinliyorum. Dinleyince unutma ihtimalime binaen not alıyor muyum, almıyor muyum? Peki not aldım. Not aldım ama eve gidip tekrar edip de iyice onu kabiliyetlerime, istidadıma iyice yerleştiriyor muyum, yerleştirmiyor muyum? İyice öğrendim, yerleştirdim. Peki uygulamasını yapıyor muyum, laboratuvarda yapmıyor muyum? Her alanda İmtihan oluyoruz diyecek. Hayır, en azından da terakki ettiriliyoruz. Ya bir terakkiden faydalanacağız ya kaybedeceğiz. Terakkiden faydalanmayacağız. Terakkiden faydalanmadığımızda, bize verilen istidatları kullanmadığımızda olduğumuz yerde çürük demek. Kullandığımızda işleyen demir ışıldar parlamaya başlıyor, aşağı çıkıyor demek. Kendimi çürütüyor muyum yoksa açığa mı çıkarttırıyorum, farkına mı varıyorum? Yoksa istidatlarım öldü gitti. Mesela o. İmtihan, din bir imtihandır. Yani o kelime inşallah Allah bizi imtihan ediyor şeklinde düşündüğümüzde yanlış oluyor. Din bir imtihandır, imtihan bir terakkidir. Onun için Kur'an bize, ne diyor burada? Kur'an bize beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Sorun içerisinde vardı ya, yani evet, dünyevi ve uhrevi saadeti beşere lazım olan her şey değeri nispetinde Kur'an içerisindedir. Demek ki Kur'an bize dünyevi ve uhrevi saadet için lazım olanları öğretmek üzere geldi. Bu nefsin imtihanı, fayda için geldi. Yani öğretmeni biz, bizi imtihan eden kişi olarak tanımladığımızda çok yanlış yaparız. Öğretmen bize öğreten kimsedir. Tanımımızı doğru yapalım. Hep öğreten kimsedir, hep öğreten kimsedir. Sanki böyle bir sistem kurulmalı ki,
Öğretmen imtihan yapmamalı. Bazı yerlerde var öyle. Sizden AI'lar yapar. Değil mi? Çünkü öğretmeni imtihan eder olarak görmek, rakip gibi görmeye başlıyor, reddetmeye başlıyor. Onun için insanlar Allah'ı kendisini tecrübe eden ve tecrübe etmek için de sanki bir kafese koymuş, bir laboratuvarda bilmem nereye derler, neyse o ismini hatırlayamadım. Denek mesela diyorlar. Ha. Denek gibi bizi kullanıyor gibi geliyor. Hani fareyi de işte, elektrik verir, orada kaçar, elektrik verir, kaçar, ona öğretir mi öğretmedi mi denek yaptığını düşünür. Sanki Allah bizimle böyle oynuyor gibi geliyor. Çok 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 yanlış ve hakikati olmayan bir anlayış. Serbest. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir, hadi bak oturun şimdi bir saat buradan kalkmayacaksınız. Soru bir, soru iki de bir olay yaşamıyoruz ki biz burada. İmtihanı nasıl anlıyoruz? Serbest. Gidersin okula, gitmezsin, dinlersin, dinlersin. Bak ne kadar, nasıl belli. Kur'an geliyor bize, bu tür bir imtihan. Yani öğretmenin ders anlattığını düşünün. Hiçbir şey karışmıyor ve direkt ders anlatıyor. Biz de o ders anlayabilecek kabiliyetteyiz diye düşünün. İşte o anlamda din bir imtihandır. Kur'an bir terakki, tekemmül vesilesidir. Beşerin tekemmülü için gelmiştir. Diye. Yani öğretmen bu dersi yarın imtihan yapacak da onun için anlatıyor değil. Bizim anladığımız kavramlar içinde. Öğretmen bu dersi bize anlayabilme kabiliyetimizi geliştirmemize imkan vermek üzere anlatıyor. İşte budur imtihan. Ya geliştireceksin ya dinlemeyeceksin. Dinlemeyeceğiz. Başver kim dinleyecek bunu diyeceğiz. O bilgimiz, o kabiliyetimiz orada çürüyecek. Ya da geliştireceğiz, büyüyecek. Çekirdek gibi. Çekirdek orada duruyor. Ya toprağa dikeceksin, sulayacaksın, ağaç verecek, ya yapmayacaksın, yani öğretmeni dinlemeyeceğiz, çürüyecek, gelecek. Yani cehennem dediğimiz olan odur. Çürümektir işte. O zaman o çürümüş çekirdeği toprağa döksen ne olur ki? Yani dersin başında konuştuk ya. Çürümüş çekirdeği cennete koydun. Nerede ki orada? Tersi de doğru. Ağaç olma kabiliyetinde olan bir çekirdeği, bir ağaç olmuş bir çekirdeği cehenneme atsam bile kabuğu yanar, kendisi ağaçtır. Yani olmaz, yani illa Allah cehenneme atar atmaz böyle konu düşünmeyelim de. Hakikatimiz hiç böyle bizim kafamızdaki cennet cehennem anlayışına uymuyor. Yani Allah getiriyor bunu, atın bunu buraya, atın bunu buraya diyor gibi geliyor. Hayır, ben kendim cennete mi layık oldum, cehenneme mi layık olduğuma bakacağım ben. Allah bana karar verecek diye bekle. Olaya bu bakımdan bakmak çok yanlış. Yani öğretmen kağıtları okudu sonunda sınıfta kaldık, sınıfta geçti diyor ya. O şekilde bir Allah düşünmemiz çok yanlış. Öğretmen gibi düşünmek belki doğru olabilir bu örnekte. Din bir imtihandır. Demek, özellikle bu kafama da yattı benim. Din bir beşerin tekemmülü için nazil olmuş merhamettir, rahmettir, öğretmendir, kaynaktır, vesiledir. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umur-u gaybiyeyi, istikbaliyeye yalnız işaret edecek. Şimdi konuyla ilgili bilgisini kurdu. Yani 20. sözün konusuna getirdi konu. Biz 20. sözün o özel, hususi konusundan çıkarttık, genel olarak konuştuk. Esas soru Kur'an'da neden beşer için çok önemli olan olayları sarahaten açıklayıp da söyleyip de bir zaman insanlar gelecek demiri uçuracaklar diye neye yazsa da biz de şöyle kalbimiz rahat etsek. Bak kaybı bilen konuşuyor kardeşim. Desek diyordu soru ya. Soruyu hatırlıyorsanız. Kalbimizde bir rahat olsun demişti açıkça söyleseydi diye. Evet. O özel soruya şimdi cevap olarak okuyalım. Şimdiye kadarki konuşmalarımız, sohbetlerimiz geneldi. İmtihan kelimesinin yanlış anlaşılmasın
mı inşallah ortadan kaldırmak için veya o yanlış anlaşılmaya bir düzen vermek için, düzgün Allah'ı anlayabiliriz için. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiyeyi istikbaliyeye yalnız yani ileride insanlar için bilinmeyen işlere o anda fakat ileride görünecek de şimdi görünmüyor o işlere yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Yani bak ben işaret ettim, gösterdim. Eğer anlamak istiyorsan anlarsın. Anlamak istemiyor da bahane arıyorsan, yalnız işaret olduğu için, açıkça da söylemediği için, yalnız bahane arıyorsan bahaneni de bulursun. Kendine bir bahane uydurabilirsin. Mecbur değilsin. Seni mecbur bırakmadım burada. Yani öğretmen ders anlatıyor diye siz mutlaka öğrenmek zorunda değilsiniz. Biz mutlaka öğrenmek zorunda değiliz. Öğretmen dersini anlatır. En güzel şekilde anlatır. Ama anlamak için gayret gösterecek olan benim. Serbestim orada. Hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Yani derinliğini gösterecek şekilde akla kapı açacak. Eğer sahaten zikretse sırrı teklif bozulur. O zaman insanlar Kur'an gaybı bilen tarafından söylenilmemiş canım diyemez duruma gelirler. Açıkça olsun. Yani sadece uçağı gören insanlar için. Daha önceki insanlar için de Kur'an tevbe diye kalmaz. Çünkü bu neden bahsediyor? Ne demek? Demir uçacakmış. Bu adam manyak mı? Delim nereden çıktı deri. Yani kuş tüyü mü uçacak? Kuş tüyü bile uçmuyor, düşüyor. Böyle nereden çıktı? Sadece demir çok spesifik bir grup insana hatta hiç tevbe yok ama onlara yani, tevbe teklif bozuyor. Yani. Diğerlerine de tevbe dili olmuyor. Yani. Evet. Hiç yani böyle bir anlayışın demek ki şu dünyanın gerçeklerine uymadığı anlaşılıyor. Eğer sarayda zikrese sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıha la ilahe illallah yazmak isimli bir bedahede girecektir. La ilahe illallah yazıyor yıldızlar. Siz ondan sonra diyorsunuz ki Allah gerçeğe tabi olacak mıyım olmayacak mıyım? Öyle bir şekilde terakki şartları yok burada. İnsanın kabiliyetlerini bu şekilde geliştirme şartı yok. Burası öyle bir yer değil. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fevt olur. Yani terakki etme diye bir olay olmaz. Orada duruyor zaten. Kömür gibi ruh, bir ruhla elmas gibi bir ruh beraber kalacak. Ebu Cehil La'in ile Ebu Bekir Sıddık müsavi görünecek. Sırrı teklif zayi olacak. Yani ruh, kömür yaratıldı, ruh, ne denir burada, elmas yaratıldı değil. Bütün ruhlar elmas olma kabiliyetinde, yani bütün çekirdekler ağaç olma kabiliyetinde de. Birisi aldı çekirdeğini, ekti, suladı, öbürü ekmedi, koydu bir yere, bıraktı, çekti gitti, o da orada çürüdü. Ama bütün çekirdekler ayrı kabiliyette. Yani sanki çekirdeğini ekip sulayan ile ekmeyip sulamayıp çürüten bir olacak demek. Öyle anlamak lazım. Elhasıl Kur'an-ı Hakim hakimdir. Hikmetlidir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. Başta söyledik ya değeri nispetinde içinde bulunacak. Kıymeti suretinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir. İstikbalin zulümatında mısın? Yani geleceğin karanlığında gizli o zaman için. Ya ileride çıkacak ama şimdi o geleceğin karanlığına, ileride olduğu için biz şimdi bilmiyoruz veya o zaman için bilinmiyoruz. Şimdi biz de yine bilmiyoruz. Biz bildik işte uçaktan ibaret zannediyoruz bir yerden bir yere hızlı gitmeyi. Belki başka yollar var bilmiyoruz. Henüz daha belki var. Yani bana öyle var gibi geliyor. Yani mutlaka demirebilip gitmek değil, başka türlü gitmek de olması lazım. Çünkü insanın duygularında, hislerinde öyle emmareler var. Yani Rabbimiz öyle bir kabiliyet verdi, araştırın bunun var olması lazım diyor. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyat insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösteriyor. Çünkü Kur'an diyor ya, hani biz onlara çok binekler verdik. Daha sizin bilmediğiniz binekleri de verdik. Yani daha insanın her zaman bilmediği binekler de olacak diye daha güzel, daha ileri bir suretinde gösterir.
Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. Ama açıkça söyleyip sırrı imtihanı bozmuyor. Terakki etmenin yollarını kapamıyor. Yani tam yani siz tekrar olun. İşte mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lema-i icazı Kur'an. Düşünün. Kur'an yani mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan lem'ay-ı icazı Kur'an. Yani Kur'an'ın peygamber mucizelerini nakletmek suretiyle yapmış olduğu bir işari tebliğ ne kadar mükemmel. Hem Allah'ın bildiğini gösteriyor hem de imtihan sırrını bozmuyor. Yani insanların bu dünyada kendilerine verilen kabiliyetlerini, emanet edilen kabiliyetlerini kullanmasına engel olur. Açıkça söylese tamam bir uçacakmışlar. Şu formülü de yazsak verse Allah bir çalışmayız. Çalışmayınca görmeyiz. Görmeyince istidadımız gelişmez. İstidadımız gelişmeyince bana düşen şu dünyadaki vazifeyi yapamaz duruma gelir. O zaman hikmetsiz olur. Sanki diyorlar ki yiyecek var çok güzeldir, kaseye güzeldir. Bu dünyanın şartlarına uygun değil. Ve kötü de değil. Bu dünyanın şartları terakki dünyasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme fehimna esrarel Kur'an. Amin. Ve vefekna li hizmetihi fi kulli anin ve zaman. İnşallah. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allentena inneke entel alimul hakim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والأولياء والصالحين أفضل صلوات وأزكى سلام وأما بركات بعدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته واغفر لنا وارحمنا واغفر بنا يا إلهنا يا خالقنا بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين burada aramızda bu duada özel anlamlar var ve zürriyatih onlar da her zaman torpilli özel dua alıyorlar ya inşallah bunun kıymetini ve takdir etmemiz lazım bir de şu bu duada çok şeyler çok güzel bir formülü var da ya ilahena ya halikana çünkü insanın zahir teres duygularına en fazla muhatap olan ve hiç de inkar edemeyeceği olan yaratıcılığı. Dolayısıyla bizim yaratılmışlığımız her zaman karşımızda. O kanaldan girmek lazım. Yani halikiyetin tecellisini anlayıp oradan Rabbimize muhatap olup diğer isimleriyle de tanımamız lazım. O özellikle vurgulanışı da güzel dikkatimi çekiyor. Özellikle ya ilahena ya hal. Yani ya ilahına, ey bizim ilahımız, kim bu ilah? Ya Halikana. Ya Halik, ey beni yaratan, benim ilahım. Billahi Fatiha.